Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Şimdi bugün sizinle bir deney videosu çekeceğiz. Muzun DNA'sını izole edeceğiz arkadaşlar. Peki malzemelerimiz neler? Malzemeleri ben yine açıklama kısmına yazarım ama zaten ders kitaplarında, Milli Eğitim Bakanlığı ders kitaplarında da var. Malzemelerimiz muz, kolonya, su, canbeher, su bardağı, tuz, bulaşık deterjanı, süzgeç kağıdı, poşet, kürdan, çay kaşığı ve huni. Bunlarla bizler deney yapacağız. Peki nasıl yapacağız? Hemen deneyin aşamalarını gösterelim. İlk önce karışması açısından biz suyla olan karışımımızı hazırlayalım. Şöyle suya alayım geleği. Evet, suyu yanıma almayı unutmuşum. Hemen aldım. Arkadaşlar şöyle yarım su bardağı su dolduruyoruz. Yarım su bardağı suya şöyle iki tane çay kaşığıyla iki çay kaşığı bulaşık deterjanı ekliyoruz. Burada markada verdim bu arada. Şöyle 2 çay kaşığı bulaşık deterjanı ekledim. Daha sonra yarım çay kaşığı da tuz ekliyorum. Buradaki tuz ve deterjan karışımı muzdaki DNA'nın ayrışmasını sağlayacak. Bu karışımın iyice karıştırılması gerekiyor. Size son halini de göstereceğim daha önceki yaptığım deneyden. Direkt hemen çıkmıyor. Biraz beklenmesi gerekiyor. Bunu iyice karıştırdık. Daha sonra bu kenarda beklesin. Tuz çözünsün. Bizim şöyle bir muzumuz var. Ben bu muzu sabahtan beri beklettiğim için bayağı karardı. Buradaki muzumuzdan şöyle bir parça alıyorum. Ve bunu buzdolabı poşetinin içerisinde iyice eziyoruz. Şöyle koyalım. Bunu bu şekilde elinizle de ezebilirsiniz. Kilitli buzdolabı poşeti diyor ama gerek yok. Normal bir buzdolabı poşeti de olur. Bunu iyice ezdikten sonra hazırladığımız sıvı karışımı bunun içerisine dökeceğiz. Bunu iyice şöyle ezdim. Bu arada muz yerine çilek de kullanabilirsiniz ama Erzurum'da bu mevsimde tabii ki çilek bulmak çok zor. O yüzden ben muz üzerinden yaptım. 12. sınıf MEP kitabında muzla ilgili olarak yazıyor bu deney. 9. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı kitabında da arkadaşlar çilekle yazıyor. Dediğim gibi çilek olmasına gerek yok. Muzla da kolaylıkla yapabiliyoruz. Şu şekilde bakın iyice karışmasını sağlıyoruz. Bu arada bunu öğrencilere yaptırırsanız gerçekten çok hoşlarına gidiyor bununla uğraşmak. Sabahtan beri iki sınıfa yaptım. Bir sınıfım kaldı. Evet, şu şekilde iyice karışmasını sağlıyorum. Bunu iyice karıştırdıktan sonra şöyle bir beherimiz olacak. Bir hunimiz olacak arkadaşlar. Şu şekilde huni. Huniyi beherin içerisine yerleştiriyorum ve bir de süzme kağıdımız olacak. Bu süzme kağıdını da şöyle ortadan görsem sanırım daha iyi olur. Süzme kağıdını buraya güzelce yerleştiriyorum. Şöyle güzelce yerleştirdim. Ve buraya arkadaşlar hazırladığım karışımı döküyorum. Bu arada tek başına yaptığım için birazcık videomuz uzun olabilir. Şöyle tek döktüğüm zaman hemen zaten dibine doğru süzülüyor. Süzme kağıdımızdan. Hepsini dökmek zorunda değilsiniz hazırladığınız karışımın. Yani çok birazını bile dökseniz yeterlidir. Ama daha fazla hani daha çok görüntü elde etmek istiyorsanız tabii ki hepsini dökün. Şu şekilde. Bu arada bunların miktarları da dediğim gibi şeyde yazıyor. Milli Eğitim Bakanlığı kitabında yazıyor. Muz için net bir miktar vermemiş ama bundan sonra katacağımız bir madde var. Onda net bir miktarımız var. Onu o şekilde katmak zorundayız. Bakın şöyle süzdüm. Şöyle süzgecimizi ve hurdumuzu kenara alalım. Yaklaşık ne kadar oldu bakalım. Yaklaşık bir 100 mililitre kadar çözelti elde ettik. Şimdi bunu şöyle 45 derecelik açıyla bakın şu şekilde 45 derecelik açıyla çeviriyoruz ve üstüne ne ekliyoruz biliyor musunuz? Kolonya ekliyoruz. Şöyle kolonyanın ağzını açayım. Kapağını. Bu şekilde arkadaşlar 45 derecelik açıyla yapıp bu
Bu içindeki çözeltiyle eşit miktarda kolonya ekliyorum. Şöyle hemen hemen aynı miktarda oldu. Bakın şöyle ekledim, karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra bir süre beklemem gerekiyor ki üzerinde köpükler oluşmaya başlasın. Şu an köpüklerimiz oluşmaya başladı. Ben size hemen göstereyim. Evet, kameramı terse çevirdim bu arada. Köpüklerimiz gördüğünüz gibi oluşmaya başladı arkadaşlar. Üstünde oluşan bu köpükler DNA'nın bize ayrıştığını gösteriyor. Ve size hemen tam bir ayrışmış halini de göstermek istiyorum. Bakın burada da tam ayrışmış hali var. Bu da çok net göstermiyor ama. Şimdi netleşti. Bakın tam ayrışmış hali var arkadaşlar burada. Bu da daha henüz tam ayrışmamış halidir. Böyle köpük köpük oluyor. Daha sonra bu köpükler netleşerek DNA'lara dönüşü böyle uzun iplikler halinde DNA elde etmiş oluyorsunuz. Daha sonra bu DNA'yı lam ve lamez üzerine alarak bir preparat hazırlayıp mikroskopta inceleyebilirsiniz. Ben inceledim. Gayet güzel görüntüler elde ettim. Videonun sonuna bu görüntüleri de ekleyeceğim arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.